Muhtemelen video tıklayınca bu kaçıncı One Piece hazinesi videosu dediniz ama durun, bu videoya kesinlikle zaman ayırın. One Piece serisi 1. bölümden beri bir hazineyi elde etmeye yönelik olan bir seri ve Eiichiro'ya göre hazine bulunur bulunmaz seri bitecek. Dolayısıyla yazarın yıllar önce verdiği ve hala vermekte olduğu demeçlerde dediği ileride gerçekleşecek büyük savaş One Piece hazinesi bulunmadan önce meydana gelecek. Yani bizim tayfamız o gizemli ada Laftel'e adım atmadan önce çoktan savaşmış olacaklar. Ya da Roger korsanları gibi adaya adım atmadan hemen önce. Bildiğimiz kadarıyla One Piece hazinesinin bulunduğu ada Laftel adasına sadece Roger korsanları gitti. Ve biz bu adayı tam olarak Oden flashbackinde gördük. Evet, Roger korsanlarının Laftel'e olan yolculuğunu Wano'da harika bir şekilde izledik. Roger korsanları bizimkilerin daha önce bulunduğu adalardan geçiyor, tanındık yapılara rastlıyor ve elinde sonunda Laftel'e varıyorlardı. Laftel'e vardıktan sonra Roger hazineyi bırakan kişinin Joyboy olduğunu söylüyor ve adaya gülünç masal anlamına gelen Laftel ismini veriyor. Bu olay tüm dünyada şöyle yayılıyordu. Son dakika, büyük olay. Korsan Gold Roger nihayet dünyanın cevaplanmamış gizemli sorusunun cevabını buldu. Grand Line'ı fethetti. O, büyük okyanusun her bir köşesine ayak bastı. O, korsanlar kralı olmayı başardı. Kuşkusuz One Piece'in en önemli flashback'iydi. Şimdiye kadar anlattığım her şey ise her okuyucunun görüp de okuyabildiği şeylerdi. Lakin eğer dikkatli bir okuyucuysanız flashback'te yani bu yolculukta çok büyük bir eksiklik vardı. Bu öyle büyük bir eksiklikti ki bunu kurcalamak Eiichiro Oda'nın büyük sırrını ortaya çıkarabilirdi. Milyonlarca korsan düşünün. Eğer Laftel gizli, gizemli bir ada olmasaydı illa birisi bu adaya denk gelirdi. Sonuçta 4 tane kırmızı pointif var. 4'ü de bir koordinat veriyor ve bu koordinatların tam ortası Laftel adası. Bu ada denizin üstündeyse mantıken gizemli, kimsenin yaklaşamadığı, yaklaşması dahilinde öldüğü bir ada olmalı. Size temin ediyorum tam olarak bu tanıma uyan bir bölgeye hasır şapka korsanları daha önce gitti. Flashback'teki büyük eksiklikten bahsetmiştim. Roger korsanları Laftel'e gidiyor ve öbür gün gazetede haber çıkıyor. Korsanlar kralı olmayı başardı. Peki size soruyorum. Dünya hükümeti, denizciler ve haber ekibi Roger'ların o adaya adım attığından nasıl haberi oldu? Bu soruya verilecek en mantıklı cevap o adanın hükümet tarafından gözlemlenen bir ada olması. Eğer Laftel, dünya hükümeti tarafından konumu biliniyor ve yüksek bir şekilde korunuyorsa Laftel'e adım atıldığından haberleri olur. Ve bunu kamuoyuna duyurarak Roger'ın muazzam bir suçlu olduğu yayılır, diğer korsanlar tarafından avlanması ümit edilir. Dünya hükümeti bu adayı korsanlardan korumak istiyorsa elinde bulundurduğu en büyük gücü kullanmalı. Bu insan gücü olabileceği gibi kamuoyunda büyük bir algı oluşturmak da olabilir. Örneğin bir bölgeye korkutucu bir isim verirsiniz. Dersiniz ki bu bölgeye giden bir daha geri dönmedi. Oradan dönen gemiler ise tamamıyla ölülerden oluşuyordu. Bunları demekte kalmayıp dediklerinizi uygularsanız oraya adım atmaktan birçok kişi korkar. Ve inanın bana gerçekten böyle bir bölge One Piece'te var. Kokoro'nun dediğine göre her yıl 100'den fazla gemi o denizde kaybolur. Genellikle gemiler içinde tayfası yokken bulunuyor. Mürettebatı ölülerden oluşan hayalet gemiler gördüklerini bildiren çok insan var. Tam o vakitte Nami eline gazeteyi alır ve bu ay 15 gemi kaybolmuş. Bu da ne demek? Kokoro ise buna şöyle bir cevap veriyor. Şeytan üçgeni bölgesi. Yani Florya üçgeni. Luffy ve tayfası Florya üçgenine girmeden önce bir varille karşılaşmışlardı. Bu varilin üstünde hazine yazıyordu. Robin'in dediğine göre üstünde deniz tanrısına sunulan bir hazine yazıyordu. Luffy varili açıyor ve varilden işaret fişeği çıkıyor. Bu fişekten sonra bir anda büyük bir fırtına meydana geliyor ve bizimkiler resmi olarak Florya üçgenine giriyorlar. Şeytan üçgeni bölgesi. Gemilerin kayıplara karıştığı yer. Thriller Bark sezonunun sonunda ise anlatıcı çok ilginç bir şeyden bahsediyor. Gizemli deniz, şeytan üçgeni bölgesinde neler oluyor kimse bilmez. Her yıl yüzün üzerinde gemi sisin içinde ilerleyip kayboluyor. Devasa gemi Thriller Bark 10 yıl önce bu sisli sulara demir attı. Ancak ondan uzun zaman önce gizemlerle doluydu. Yoğun beyaz sis bugün de beyaz bir örtü gibi gizemi
saklıyor. Ve tam o vakitte herkesin bana defalarca kez sorduğu kırmızı gözlü, siyah, uzun gölgeleri görüyoruz. Ki bu tabire uyan bir karakter gördük gibi. Evet, bahsettiğim karakter İmu'nun ta kendisi. İmu 1084. bölümde çok büyük bir canavara dönüşmüştü. Ki kendisinin de göz rengi bildiğimiz gibi kırmızı. Bağlantılar bununla da bitmiyor. Burada gördüğümüz gölgeler Japon mitolojisindeki deniz şeytanına fiziki olarak çok benziyor. Ki bu deniz şeytanının ismi Umi Bozu'ydu. İmu'ya oldukça uyuşan bir isim olduğu gibi Umi Bozu'lar İmu'nun şeytan memesi formuna da oldukça benziyor. Yani bu üçünün benzemediğini söylemek için delizyon yaşamak lazım. Hasır şapka korsanları bu bölgeye girmeden önce Hazine isimli bir varil buluyor. Ve Robin bunun deniz tanrısının hazinesi olduğunu söylüyor. Deniz tanrısı derken deniz şeytanına çok benzeyen ve isminin Latince anlamı deniz olan İmu'dan bahsediliyor gibi. Bana kalırsa Florya üçgeninde gördüğümüz gölge şeklindeki kişi İmu'ydu. Ve amacı Florya üçgeninde bulunan Laughtail adasını korumaktı. Tam olarak bu sebepten ötürü Florya üçgenine giren her gemi yok oluyor ve dönen boş gemilerin içerisinde de ölüler bulunuyordu. Çünkü orada One Piece hazinesi var ve bu bizzat dünya hükümeti tarafından korunuyor. Bazıları şöyle bir soru yöneltecek olabilir. İyi de Tiller Bark gemisi Florya üçgeninde 12 yıldır bulunuyormuş. Niye onlara bir şey olmadı? Gecko Moria'nın Marineford sonunda ne yaşadığını hatırlayalım. Kendisi başarılı bir şekilde savaştan çıkmış ama Doflamingo tarafından başarısız bir suikaste uğramıştı. Gecko Moria, Doflamingo'nun neden kendisini öldürmek istediğini, bunu emredenin Sengoku mu olduğunu sorunca Doflamingo çok acayip bir cevap vermişti. Hayır, onun bile üstündeki birisinin, yani Goroseiler. Goroseiler Gecko Moria'yı One Piece hazinesine çok yaklaştığı ve ileride yaklaşma ihtimali olduğu için öldürmek istemişti. Dolayısıyla Goroseilerin de İmu ile beraber o adayı koruduğunu düşünüyorum ve bununla ilgili çok çarpıcı bir kanıtım var. Roger Flashback'inin en çarpıcı özelliklerinden biri de Goroseilerin hiç gözükmemiş olmasıydı. Saatlerce süren araştırmalarım sonucu Goroseilerin sadece Roger Flashback'inde değil, Roger'ın One Piece'i bulmasından önceki zamanda hiçbir şekilde Eiichiro Oda tarafından çizilmediğini fark ettim. Sadece bir kapak dışında. 1075. bölümün manga kapağında Vegapunk'ın Goroseilerle tanıştığını görüyoruz. Ama o da ne? Eiichiro Oda Goroseileri bize göstermemek için 40 takla atmış ve yüzlerini simsiyah boyamış. Normalde bu çizim tarzı bilinmeyen karakterler için geçerli olur. Ama biz Goroseileri pekala tanıyoruz. Peki böyle çizmesinin sebebi ne? Farkındaysanız bazı Goroseilerin üzerinde yaralar var. Lakin biz hala bu yaraların nasıl alındığını bilmiyoruz. Roger Korsana Kralı olmadan önce hiçbir şekilde Goroseilerin tipini görmedik. Gördüğümüz zaman da yüzlerinin ve vücutlarının simsiyah boyandığını gördük. Yani bu büyük ihtimalle şu anlama geliyor. Eiichiro da Goroseilerin yarasını saklamaya çalışıyor. Çünkü eğer saklamazsa bu Goroseilerin savaştığı anlamına gelir ki Goroseiler eğer birisiyle savaşıyorsa ya Sabo gibi kaçak bir şekilde Marajoisa adım atılmıştır ya da Laughtail adasına. Roger'ın gazetedeki haberini okurken şu cümleyi özellikle vurgulamıştım. O büyük okyanusun her bir köşesine ayak bastı. Roger Laughtail yolculuğunda hası şapkalıların geçtiği her yerden geçti. Sadece bir yer dışında. Roger'ın bu yolculukta şeytan üçgeni bölgesine ayak bastığını görmedik. Water Seven'dan sonra Balık Adam Adası'na gidebilmeniz için bu bölgeden geçmeniz gerekiyordu. Roger'lar Water Seven'dan sonra direkt olarak Balık Adam Adası'nda gözükmüşlerdi. Yani arada büyük bir boşluk var. Sanki Eiichiro da burada bir şeyler saklamak istemiş gibi. Eğer okyanusun her bir köşesine ayak bastılarsa şeytan üçgeni bölgesinde bulunmuş olmaları gerekiyor. Yani Laughtail'e gitmeleri gerekiyor. Bu teorinin doğru çıkmasının en önemli ve en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Enies Lobby sezonundan hemen sonra Florya üçgeni yani Thriller Bark sezonu geliyor. Ve Enies Lobby savaşı aslında hasır şapkalılar için büyük bir bozgundu. Ta ki şu sese kadar. Going Merry'nin asıl amacı hasır şapka korsanlarına son yolculuklarına kadar yoldaş olmaktı. Bunu tam olarak yapamasa da onları
aslında eninde sonunda gelecekleri noktaya taşıyabildi. Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte bu teoriyle beraber tayfamızdaki her bir bireyin hayali gerçekleşmiş oluyor.